Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Almatı'dayım. Bir zamanlar Kazakistan'ın başkentliğini de yapan ve şimdi başkent olmasa da 2 milyonu aşkın nüfusuyla hem Kazakistan'ın hem de Orta Asya'nın en büyük, en kozmopolit şehri olan Almatı'da neler oluyor, neler bitiyor, nasıl yaşanıyor? Kısa bir şehir turuyla bakalım, görelim. Başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Videonun çoğu yerinde de göreceğiniz üzere Almatı yemyeşil bir şehir. Ağaçlar içinde bir şehir. Ben baharın erken döneminde buradayım. Yani şu anda Mart ayının sonu, Mart'ın son haftası. Ama Nisan'ın son haftasına doğru her yer iyice yemyeşil oluyor. Her yerde çiçekler oluyor. Ağaçlar çiçek açmış oluyor. Muazzam bir doğası var şehrin. Ve yaklaşık 16 milyon ağaca ev sahipliği yaptığı söyleniyor Almatı'nın. Şimdi göstermek istediğim ilk şey, yolda karşıdan karşıya geçerken insanların hepimizin rahatlığı, yaya geçitlerinde yaya geçidine yanaştığınız anda trafikteki araçlar durup size yol veriyorlar. Bunu şehrin birkaç yerine de çektim, videoya aldım. Bazen arkalarındaki araçlar dayanamayıp korna çalıyorlar. Öyle bir alışkanlıkları var ama kendileri geldikten sonra yaya geçidinin oraya tekrar yola inen bir yayaya mutlaka yol veriyorlar. Bu şehrin tamamında alışılagelmiş bir durum. Bugünkü ilk durağım Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Müzesi. Yürüyüş yaparken gözüme çarpan bu güzel tasarımlı binanın ne olduğunu merak ettim. İçine girdiğimde, girmek istediğimde öğrendim ki burası ülkenin ve Orta Asya'nın yine en büyük müzesiymiş. Kazakistan'ın tarihini, Kazakistan'la ilgili birçok bilgiyi barındıran bir müze. Bölgede çıkan metallerden, bölgedeki taşlardan, toprak örneklerinden, insanların yaşam geleneklerine kadar. Bu bölgedeki tarih öncesi ne demekse artık, eski tarihte yaşayan canlıların, şu anda türü devam etmeyen, nesli devam etmeyen canlıların kemiklerine, fosillerine kadar birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Kazakistan'da mutlaka öğrenciler bu müzeye getiriliyor, okullar tarafından gezdiriliyor. Kazakistan Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu da anlatan sergi salonları mevcut. Benim müzede en çok ilgimi çeken nokta Orta Asya toplumlarının yaşadığı çadırların olduğu ve onların eski kıyafetlerinin olduğu bölüm oldu. Çünkü bir zamanlar biz de Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmeden sanırım bu çadırlarda yaşadık, bu kıyafetleri giydik. Ortak atalarımızın geleneklerini görmek, ortak atalarımızın kültürünü görmek beni biraz heyecanlandırdı. Yine aynı şekilde tarımda kullanılan el aletlerinden silahlara kadar birçok araç gereci de müzenin bu bölümünde görebiliyoruz. Bu da altın elbiseli adam kostümü. Milattan önce 500 yılından kaldığı düşünülüyor ve Sakalar ya da İskitlerden bir prense ya da prensese ait olduğu düşünülüyormuş bu kıyafetin. Müzedeki gezintimi bitirip yola çıkıyorum ve ikinci durağıma doğru ilerliyorum. İkinci durağım Dostluk Plaza. Burası Almatı'da benim çok sevdiğim bir alışveriş merkezi. Aynı Türkiye'deki alışveriş merkezleri gibi ferah, temiz, havadar. Aradığınız birçok markaya, birçok mağazaya burada ulaşabiliyorsunuz. Fiyatlar Türkiye ile hemen hemen aynı. Giyimde, yiyecekte, içecekte, örnek veriyorum Burger King'de, Starbucks'ta, Zara'da, Cotton'da ki bu markaların hepsi mevcut. Türkiye'de harcadığınız paranın aynısını harcayıp gününüzü geçirebiliyorsunuz. Ve bunun yanında elektronik ürünler bir hayli uygun fiyatlı. PlayStation, iPhone, Samsung telefonlar, bilgisayarlar gibi birçok elektronik ürüne görece uygun fiyata Almatı'da sahip olabilirsiniz. Şimdi AVM turumu bitirdim. Dostluk Caddesi'nde kuzey yönünde ilerliyorum. Dostluk Caddesi Almatı'nın sanki New York'taki 5. cadde gibi, İstanbul'un Bağdat Caddesi gibi Almatı'nın en büyük enişlek caddesi. İlk gözüme çarpan bu bina Çocuklar Sarayı'ymış, Balalar Palas. Burada çocuklar için güzel bir eğitim kompleksi yapmışlar. Çok da güzel bir tasarım var. Ben yürümeye devam ediyorum. İstanbul'da da olduğu gibi her sokakta, her caddede elektrikli skuterler mevcut. Eğer yürüyüşlerinize yorulursanız uygulamasını indirip bunlardan herhangi birini kullanırsınız diye düşünüyorum ve birçok kullanan insan da gördüm.
Bu binada Almaty'nın Kültür Sarayı, içinde devasa bir konser salonu ve tiyatro salonu mevcutmuş. Burada da güzel aktiviteler oluyordur. Evet, bu Kültür Sarayı da tam adına yakışacak şekilde Abay Meydanı'nda. Abay, Kazakistanlı bir filozof, şair, besteci. Kazak Türk medeniyetini Avrupa ve Rus medeniyetlerine yakınlaştırmayı hedefliyor. Büyük bir reformcu Kazakistan'da birçok cadde ve meydana, sokağa ismi verilmiş durumda. Ben Almaty'da şehircilik anlayışını çok sevdim. Bu alt geçitlerden, yaya geçitlerinden geçerken bile pırıl pırıl her yer, hiçbir yerde çöp yok ve şu an müzik çalıyor burada. Çok güzel duvarlar boyanmış, duvarlara resimler yapılmış, yürüdükçe ışıklar yanıyor. Şehrin her yeri güzel bir tasarıma sahip. Gerçekten güzel bir şehir planlamacılığı örneği gösterilmiş Almaty'da. Dostluk Caddesi'nde yol boyunca sağlı sollu birçok güzel restoran mevcut. Bunlarda da fiyatlar Türkiye'deki kendi muadilleriyle hemen hemen aynı seviyede. Yani cadde üzerine güzel şık bir restoranda yemek yediğinizde ödediğiniz hesabın aynısını burada da ödüyorsunuz. Ama et yemekleri Türkiye'dekine göre daha uygun fiyatlı. Et Orta Asya'da gerçekten ucuz bir gıda. Kazakistan'da ve diğer Türk cumhuriyetlerinde beni en çok mutlu eden şeylerden biri birçok Türkçe kelimeye, ortak kelimeye sahip olmamız. Gördüğünüz gibi Altınbank, Halkbank gibi. Ama maalesef konuşma dilinde daha çok Rusçadalar ve Kazakça konuşuyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi Konayev köşesi yazıyor orada. Meat Market et dükkanı, et dükkanı. Yani çok çok ortak kelimemiz var. Ama yine de maalesef Türkçe ile anlaşamıyoruz. Kazakistan'a geliyorsanız, Almaty'ya veya işte bir Türk Cumhuriyeti'ne gezmeye gidiyorsanız sanırım mutlaka biraz Rusça öğrenmeniz gerekiyor. Bu da işin bizim açımızdan biraz üzücü olan kısmı. Yürüyüşümün bu aşamasında benim için şehri güney ve kuzey olarak ikiye bölen Panfilov Parkı'na geldim. Burada görmek istediğim bina Voznesensk Katedrali, yani daha kolay ismiyle Zenkov Katedrali. Bir Rus Ortodoks Katedrali bu bina. En büyük özelliği tamamen tahtadan yapılmış olması, dünyanın en yüksek, tahtadan yapılmış en yüksek ikinci binası ve tamamen tahtadan yapılsa da bir tane bile çivi kullanılmamış olması. Bence çok güzel bir tasarım var. Sağından solundan videolarını, fotoğraflarını çektim. Bir de içine girmek istedim. İçerisinde de güzel bir tasarım var. Burada Almaty'da çok fazla Rus yaşıyor, çok fazla Ortodoks nüfusa sahipler. Ve Ortodokslar gelip burada dini inançlarını, dini ritüellerini gerçekleştiriyorlar, ibadetlerini ediyorlar. Katedralden çıktıktan sonra Panfilov Parkı'nın tam ortasında katedral. Kuzeye doğru yürümeye devam ediyorum. Burada da görmek istediğim çok büyük, çok güzel bir bina var. Almaty Merkez Camii. Bu da 1890 yılında inşa edilmiş. Dikdörtgen bir tasarım var. Bizim biraz alışık olduklarımızın dışında bir tasarım var. Ama ben çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Caminin hem dışını çekmekle birlikte size bir de içeriği göstereyim istedim. Ben tam içeriye girdiğimde ibadet saatiydi, öğle namazı saatiydi. İbadetlerini gerçekleştiren Müslüman cemaatte gördük. Evet, Almaty'da Ortodokslar, Hristiyan Ruslar ve Müslüman Kazaklar beraberce, kardeşçe çok güzel bir şekilde yaşıyorlar. Bu birbirine iki yakın büyük dini binanın varlığı, bunun en büyük simgelerinden, en büyük belirtilerinden bir tanesi. Şimdi size ilginç bir bilgi. Almaty'da ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin hiçbir şehrinde ben taksi görmedim. Burada şöyle bir adet var. Yol kenarına duruyorsunuz, otostop çeker gibi arabaları durduruyorsunuz. Aracın şoförü nereye gideceğinizi soruyor, ona da uyuyorsa belli bir ücret karşılığında anlaşıyorsunuz ve o sizi gideceğiniz yere kadar götürüyor. Çok sık gördüğüm bir uygulama Türk Cumhuriyetlerinde. Yola devam ederken kök pazarı gördüm. Burayı bana çok böyle ballandırıp anlattılar, çok merak ettim. Fakat geldim bir gördüm ki bildiğiniz Türkiye'deki kapalı pazar alanlarından hiçbir farkı yok. Pazar fiyatları Türkiye'dekinden pahalı, meyve sebze fiyatları pahalı. Burada et ucuz ama meyve sebze pahalı. Burada çok fazla zaman kaybetmeden ben yürüyüşüme devam ediyorum. Burası da Askeri Tarih Müzesi'nin bahçesinde bulunan Zafer Anıtı. Kazakistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını elde etmesiyle 1991 yılında yapılmış.
buradaki ateş de sönmesin, hiçbir zaman savaşlar olmasın, bu ateş yandığı müddetçe denmiş. Aynı zamanda tören alanı olarak kullanılan, devlet törenlerinin yapıldığı alanmış burası. Şu binada askeri tarih müzesi. Bu bölgedeki gezimi tamamlayıp artık güneye doğru geri dönüyorum. Çünkü geziyi bitirmeden size göstermek istediğim çok güzel bir yer var. Orası da Göktobe, yani Göktepe. Oraya teleferikle çıkacağız. Teleferikle yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuğumuz olacak. Bu teleferiğin ücreti 3500 tenge. Bu arada bu bilgileri de vereyim bir taraftan siz teleferik görüntüsünü izlerken. 3500 tenge şu anda Mart ayı itibariyle yaklaşık 150 Türk lirası yapıyor gidiş dönüş bileti olarak teleferikle. Örnek verecek olursak müze girişi 500 Kazak tengesiydi. O da 25 lira civarına denk geliyor. Ortalama bir yemek yemek yaklaşık olarak 100 Türk lirası civarına geliyor. Dediğim gibi Mart ayı itibariyle Starbucks'ta içeceğiniz bir kahvede yine size 60 veya 70 liraya mal oluyor. Bir tık Türkiye'den yüksek diyebiliriz. Fiyatlar bu şekilde, bunları da söylemeden geçmeyeyim. Teleferikle seyahatimin sonunda Köktobe'ye ulaştım. Köktobe, ailelerin çocuklarıyla, insanların arkadaşlarıyla güzel zaman geçirebileceği büyük bir eğlence alanı, bir panayır alanı gibi. İçine Luna Park mevcut, gözlem seyir alanları mevcut. Buradan işte bu Almaty şehrini doyasıya izleyebilirsiniz. Dağların manzarasını görebilirsiniz. Almaty'da ne yaptım, ne ettim biraz şöyle düşüneyim diyebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Almaty'dan hepinize selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.